Saçımı yaptırdım gördüğünüz gibi, izlediğiniz gibi. Makyajımı yapmaya başlayacağım. Ay, pes heyecanlıyım galiba. Cilt bakımımı zaten yapmıştım duştan sonra. Neler sürdüm? Ben hep böyle mini boyları toplarım ve saklarım her yerde, böyle bu tarz seyahatlerde bir yerde kalacağım zaman kullanmak için. Bu La Mer'in Lifting Contour Serum'unu kullandım. Ondan sonra yine La Mer'in Soft Cream'ini kullandım. Göz kremi kullandım. Illuminating Eye Gel. Şimdi göz altlarıma bir maske yapacağım bir de. Bunları deneyeceğim ilk defa. Umarım bir sorun çıkmaz. Beauty Formula'nın Cucumber Cooling Eye Pads'leri. Buzdolabında tutuyordum. Bayağı salatalık şeklinde, çok komik. Ha, gözüm kapalı mı koyacağım? Ay, gözüm kapalı koymak istemiyorum. Gözüm kapalı bekleyeceğim. Kaç dakika? 10-15 dakika. Gözüm kapalı beklemeyi hiç sevmem. Biraz saçma sanki ha. Ne dersiniz? Emin değilim şu an bundan hiç. Odada en güzel ışık alan yerin, gerçi şu anda mavi gözüküyor ama ekranda, tam cam kenarı olduğuna karar verdim. Ve kendime bir şey hazırladım. Böyle dizdim makyaj malzemelerimi. Böyle buraya oturacağım. Burası böyle divan gibi. Önce yüzüme şey süreceğim. Clarins'in bu Beauty Flash Balm'ını süreceğim. Şu an bol bol vaktim var. O yüzden rahat rahat yapacağım. Bol bol vakti olup makyaj yapabilmek çok güzel bir şey. Büyük lüks. O yüzden tadını çıkaracağım. Bunu çok ovalamamak gerekiyor. Böyle sürüp bırakacaksınız. Pinterest'te bir resim gördüm. Onu yapmaya çalışacağım. Hatta telefonumdan onu açayım. Ama kız yani aşırı güzel. Bende tabii ki bu kadar durmayacak ama ilhamım. Uf, çok güzel değil mi? Olabildiğince yapmaya çalışacağım. Böyle bordolu bir makyaj. Elbisem de yeşil, zümrüt yeşil. O yüzden bordoyla güzel gider diye düşünüyorum. Önce likle göz kapağıma primer sürerek başlayacağım. NARS'ın Pro Prime Smudge Proof Eyeshadow Base'i, vazgeçilmezim. Bunun kadar iyi makyajınızı tutan ben başka primer bilmiyorum ya. Yok. Bayağı bir denedim. Yok. En güzeli bu. MAC'ten bu Constructivist Paint Pot'u süreceğim. Öyle bir renk. Real Techniques'in Base Shadow Brush'ını sürüyorum. Tam ismine göre kullanacağım ilk defa bir fırçayı. Sonra temiz bir 217 ile dağıtıyorum. Burada bu inanılmaz güzel bir far. Eğer yani çok far sürmeye uğraşmayı sevmiyorsanız, tek başına bile çok güzel duruyor bence. Böyle etrafını dağıtarak. Bobbi Brown'dan Camel rengini alıp çukurunu uygulayacağım. Bordo yapacağım buraya aslında. Bu da bir geçiş rengi olarak dursun diye sürüyorum. NYX'in bu paletinden, adı neymiş? Perfect Filter paletinden. Şununla, şu bordoyla şunu kullanacağım. Ama önce şu ten rengi gibi olan renkle biraz daha dağıtacağım. Göz kapağı çizgisine, katlanma bölgesine. Kirpiklerimin dibine siyah far uygulayıp onu dağıtacağım. Bu kritik bir nokta. Umarım becerebilirim. Şimdi bunun üstünden koyu bir kahverengiyle geçeceğim. Makyaj malzemelerim arasında bulduğum en koyu bu Bobbi Brown paletin içindeydi. Lilac Rose Eye Palette'in içindeki şu kahverengi. Bayağı koyu bir kahverengi. Neredeyse siyaha yakın. Yine aynı fırçayla onu uygulayacağım kirpik dibine. Yine aynı 217'nin temiz versiyonuyla şu bordoyu alıyorum. Bakalım katlanma bölgesine. Bu Clinique kalemiyle 105 Chocolate Luster rengi. Alt kirpiklerimi yapacağım. Gözümün içine de böyle. Çok bunu böyle içeriye kadar getirmiyorum. Gözüm çok küçültüyor o zaman çünkü. Ama aşağı doğru bayağı kalın yapacağım. Sonra bordo rengi alıyorum tekrar. NYX'in bu eyeliner'ını bir kere kullandım. Çok beğendim. NYX Epic Eyeliner. Siyah renk. Bir numara. Çok kolay sürülüyor ya. Yani bayağı mürekkepli böyle. Şöyle alt kirpiklerime de nokta nokta koyacağım. Şimdi göz altlarımı öncelikle corrector'la toparlamaya çalışacağım. Cover FX'in Peach Corrector bu. Ay, üşüdüm.
Üstüne de Maybelline Age Rewind kullanıyorum. Bol bol sürdüm valla. Onu şey yapacağım, dur. Dur. Beauty Blender ile dağıtacağım. Şimdi eğlenceli yere geldik. Beauty Blender'ıma birkaç damla yağ damlatacağım. Fazlasını elime alıyorum. NARS'ın Sheer Glow fondöteni ile Bourjois'ın bu Sun Illusion Primer'ını karıştıracağım yüzümde. Başka likit bir şey sürmeyeceğim için suratıma bakıyorum. Evet, likit başka bir şey sürmeyeceğim. Pudralayabilirim. Bunu sürecektim makyaja başlamadan önce. Urban Decay Quick Fix Priming Spray'i. Öncesini sürüyorsun. Makyajdan önce bunu sıkıyorsun. Sonra da on-lighter'ı sıkıyorsun. Deneyecektim, bunu hiç denememiştim. Artık başka zamana kısmet. Sonunda bunu sıkacağım ama on-lighter'ı sabitlemesi için makyajımı. Ama önce normal bildiğimiz pudrayla sabitleyeceğim. Laura Mercier'in Translucent Powder'ıyla kontür yapacağım. Her zamanki gibi Dolce & Gabbana'nın aldığını kullanıyorum ten renginde. Bol bol sürüyorum. Hiç umurumda değil. Karanlıkta, bir de bu saçlar böyleyken biraz olmak istiyorum açıkçası. Sonra üstüne bronzer sürüyorum. Becca'nın bronzer'ı. Bu Bronze & Light Bronzing Powder. Highlight sürüyorum. Becca'nın Shimmering Skin Perfector C-Pop renginde olanı. Şimdi aldık. Tabii ki MAC Sunbask rengi. Rimmel sürüyorum. Benefit The Real. Bilseydim yanımda bunun primerını da getirirdim. İkisini üst üste sürerdim ama bakma kirpik tanıtacağım sandım. Bacaklarıma da Sally Hansen'ın şeyini sürdüm. Bacakları pürüzsüz gösteren bir sprey var ya, onu sürdüm bu arada. Çünkü elbisem kısa. Çok sıkılmıştım düğünlere uzun elbise giymekten. Bu sefer kısa bir elbise diktirdim. Dudağıma MAC'in strip Down dudak kalemiyle MAC Honey Love ruju süreceğim. Kalem biraz daha koyu. Bayağı daha koyu aslında. Ruja göre. Son olarak All Nighter Spray sıkacağım.